Önceki derste size Roma'nın ünlü yapılarından bazılarını tanıtmıştım. Ve şimdi bunlardan ikisini anımsayalım. Perdenin solunda Pantheon. Tüm tanrılara adanmış bir tapınak. Ve tabii ki Kolezyum, perdenin sağında. Bunlar Roma mimarlığının gerçek birer sanat eseri. Sömestr içinde yavaş yavaş bu yapılara giden yolu kat edeceğiz. Ama başlangıç noktamız burası değil. Konuya bu sanat yapıtları ile değil, en baştan başlayacağız. Ve bu başlangıç çok çok uzun zaman öncesine, işin aslı demir çağına, yani milattan önce 8. yüzyıla kadar gider. Ve sadece Roma tarihinin değil, Roma mimarlık tarihinin de tam olarak hangi gün başladığını biliyoruz. 21 Nisan milattan önce 753. Çünkü efsaneye göre Romulus Roma şehrini 21 Nisan milattan önce 753 tarihinde Roma'nın yedi tepesinden biri olan Platinus tepesinde kurmuştur. Burada Platinus tepesinin bir görüntüsünü görüyoruz. Google Earth'ten alınan bir görüntü. Geçen derste size Google Earth'ü mutlaka bilgisayarınıza yüklemenizi ve Roma şehrini sözünü edeceğimiz çeşitli yapıların şehir dokusu içinde konumunu anlamanız bakımından bu sömestr boyunca Google Earth'ün avantajlarından yararlanmanızı önermiştim. Size Platinus Tepesi'nin Google Earth'ten alınmış görüntülerinden birini gösteriyorum. Burada tepenin çevresi ile olan ilişkisini görebilirsiniz. Çok yakın gelecekte siz kendiniz de tüm bu yapıları seçebileceksiniz. Ama bugün bunu benim yapmama izin verin. Sağ üst köşede kolezyumu tabii ki tanıyorsunuz. Onun önünde uzanan Forum Romanum. Forumun hemen arkasında gördüğünüz muazzam modern cadde Mussolini yani Il Duce tarafından yaptırılan Via dei Fori Imperiali. Bu fotoğrafta Michelangelo tarafından tasarlanan oval meydanıyla Kapitolinus tepesini de görebilirsiniz. Burada aşağıda da ünlü Circus Maximus. Gördüğünüz gibi büyük bir stadyum. Roma'nın en büyük stadyumu. Roma'nın tek stadyumu değil ama en büyüğü. Ve tam burada altta firkete biçimli planı görebilirsiniz. Ama şimdi söz konusu olan tepe Platinus Tepesi ve bu tüm buradaki alan Platinus Tepesidir. Buraya tepeden baktığınızda çok büyük bir yapının kalıntılarını göreceksiniz ki bu milattan sonra 1. yüzyıl sonlarına ait Roma'nın o zamanki imparatorunun talimatlarıyla tasarlanan bir saray yapısıdır. Domitianus adındaki bu çok renkli bir kişiliğe sahip imparatordan daha ayrıntılı olarak söz edeceğiz. Bu Domitianus'un Platinus Tepesindeki sarayı. Bu saraya daha sonra değineceğiz. Bugün sözünü etmek istediğim konu Romulus'un milattan önce 8. yüzyılda Platinus Tepesi'nde kurulan ve kalıntıları Domitianus Sarayı'nın kalıntıları altında mucizevi bir şekilde koruna gelen köyü ve kulübeleridir. İnanmayacaksınız ama Demir çağı kulübelerinin kalıntıları hala oradadır. Şimdi bunlar pek kulübeye benzemiyor. Burada size Romulus'un kulübelerinden geriye kalanları gösteriyorum ve olasılıkla tam olarak neye baktığımızı anlamakta güçlük çekiyorsunuz. Burada gördüğümüz Romulus için çalışan mimarlar gerçekten çok akıllılarmış. Kulübelerine temel ya da döşeme yapmak için en iyi yöntemin Platinus Tepesi'nin doğal kaya oluşumunu kullanmak olduğunu idrak etmişler ve tam olarak da bunu yapmışlar. Burada gördüğünüz şey tüf. T U F. Platinus tepesinin doğal kayası olan tüf. Burada bir dikdörtgen plan oluşturmuşlar, köşeleri yuvarlatmışlar. Bu dikdörtgen formu elde etmek için kayayı yaklaşık 50 santim derinlikte kesmişler, köşeleri yuvarlatmışlar, ardından tüf üzerinde delikler açmışlar. Bu deliklere kulübenin üst yapısını ve duvarlarını destekleyen ahşap dikmeler yerleştirilmişti. Yani Platinus'un tüf zemini kulübenin taban döşemesiydi ve bu deliklerde üst yapıyı destekleyen ahşap dikmelerin desteğiydi. Şimdi size solda restore edilmiş halini gösteriyorum. Burada Platinus kulübelerinden birinin restore edilmiş halini ve aslında bugün Platinus tepesindeki Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmekte olan modelinin resmini görüyorsunuz. Soldaki bu restorasyon görüntüsüne baktığınızda sözünü ettiğimiz dikdörtgen planı görebilirsiniz. Yuvarlatılmış köşeleri ve yapının duvarlarıyla üst yapısını desteklemek üzere deliklere yerleştirilmiş olan ahşap dikmeleri görebilirsiniz. Burada da aynı ahşap dikmeleri görüyorsunuz. Bu görüntü size dikmelerin ve üst yapının gerçekte neye benzediği konusunda daha iyi bir fikir verir. Duvarların hangi malzemeyle yapıldığını da biliyoruz. Bu duvarlar Bağdadi'dir. Peki Bağdadi nedir? Bağdadi dal, çatı veya kamışlardan yapılıp kille kaplanmış ve sıvanmış duvardır. Kille kaplanıp sıvanmış dallar, çıta ve kamışlar. Bu malzemeler yapının duvarlarında ve eğimli çatısında kullanılmış. Burada gördüğünüz gibi dam sazdan. Şimdi bu çok zor. Roma'da artık bugün size bunun antik dönemde neye benzediği konusunda daha iyi fikir vermesi için gösterebileceğim buna benzer kulübeler yok. Fakat eminim benim gibi siz de dünyanın farklı yerlerine yaptığınız yolculuklarda buna benzer kulübeler görmüşsünüzdür. Ve bu da size gösterebileceğim bir örnek. Bu Maya'dan Chichen Itza'ya otobüs veya arabayla giderken görülebilecek Hankun yakınında Maya Riviera'da küçük bir köyden bir görüntü. Umarım bazılarınızın bu yolculuğu yapma şansı olmuştur. Gitmediyseniz gidin. Muhteşem bir yolculuk ve yol boyunca Romulus'un köyündekilere çok benzer, burada görebileceğiniz gibi ahşaptan yapılmış sazlamlı kulübeler görebilirsiniz. Romulus'un köyünü gözünüzde canlandırmanız için verebileceğim en iyi örnek bu. Ayrıca bu kulübelerin Antik Roma zamanında, Antik Roma değil, daha önce belirttiğim gibi demir çağında neye benzediğine dair elimizde bilgi de mevcut. Elimizde sadece korunmuş olan taş taban değil, urneler de var. Bunlara kulübe tipi urne diyoruz. Çünkü bu urneler kulübe şeklindedir. Bu kulübe tipi urneler milattan önce 8. yüzyılda ki bunlar da demir çağına tarihlenir, kremasyon için kullanılıyordu. Ölen kişinin kremasyondan artakalanları kulübenin kapısından içeri konuyordu. Bu kulübe tipi urneye bakarsanız bunun sözünü ettiğimiz Romulus'un kulübelerine çok benzediğini göreceksiniz bir tür kare veya dikdörtgen forma sahip. Burada görebileceğiniz gibi yuvarlatılmış köşeleri var ve kulübenin çatısı eğimli. Sonuç olarak Romulus'un M.Ö. 8. yüzyıl kulübelerinin neye benzediğini anlamak için koruna gelen taban döşemesinin yanı sıra bunu da kullanmanın uygun olduğuna inanıyoruz. Ayrıca şunu da belirtmeliyim, hangi zaman diliminde hangi uygarlıkta olursa olsun Kadının ve erkeğin toplumdaki yerini anlamak başlı başına ilginç bir konudur. Milattan önce 8. yüzyılda iki tip kulübe urne vardır. Aa, özür dilerim. 8. yüzyılda iki tip urne vardır. Bunlardan biri kulübe tipi urne, diğeri mifer tipi urnedir. Ve herkes gibi siz de kimin neye gömüldüğünü tahmin edebilirsiniz. Erkekler mihfer, kadınlar kulübe şeklindeki urnelere gömülüyordu. Yani erkeklerin hakimiyet alanı savaş alanı, kadınların hakimiyet alanı olarak ise ev görülüyordu. Ama kulübeler Romulus'un M.Ö. 8. yüzyıl köyünün neye benzediğini anlamamız bakımından daha önemli. Eğer bu kulübelerden birini alıp, onu bir dizi başka kulübeyle bir araya getirirseniz, Milattan önce 8. yüzyılda Romulus'un köyünün görünümü konusunda bir fikir edinebilirsiniz. Bu bugün Platinus Tepesindeki Arkeoloji Müzesi'nde gösterimde olan model ve Romulus'un milattan önce 8. yüzyıl köyü hakkında çok iyi fikir vermektedir. Ve tabii ki muhteşem Roma şehri bu köyden gelişmiştir. Ama elbette Roma'nın şimdiki hali ile milattan önce 8. yüzyıldaki hali arasında çok belirgin bir fark vardır. Şimdi birkaç yüzyıl atlayarak milattan önce 8. yüzyıldan milattan önce 6. yüzyıla geleceğiz. Ve milattan önce 6. yüzyıldaki büyük bir mimari projeden söz edeceğiz. Ama önce milattan önce 6. yüzyılda neler olup bittiğine dair birkaç söz edelim. Milattan önce 6. yüzyıla egemen olanlar aslında Etrüsklerdi. Etrüskler Etruria olarak bilinen bölgede yaşıyorlardı. Roma dönemi öncesinde oldukça gelişmiş bir uygarlıktılar ve bugün Toskana olarak bilinen Etruria'da yaşıyorlardı. Etrüsk Toskana. Bugün Toskana. Floransa civarı ve aşağı yukarı o çevre bu insanların yaşadığı yerdi. Oldukça güçlü bir uygarlık haline geldiler ve bu güç sayesinde Roma'nın kendisi de dahil bölgede egemenlik kurdular. Roma'yı birbiri ardına Etrüs krallarının yönettiği bir dönem vardır. Ve sonunda Romalılar bu Etrüs kralları kovmuştur. Ama bu dönemde M.Ö. 6. yüzyılda onlar çok önemliydi. Roma'da büyük tapınağın inşası M.Ö. 6. yüzyılda tam olarak 509 tarihinde Etrüsklerin gözetiminde ve himayesinde başladı. Tapınak 509 yılında adanmıştır. Söz konusu tapınak, Jüpiter Optimus Maximus Capitolinus tapınağıdır. Şimdi biraz dolusu kelime. Ama sizin bu ismin tamamını hatırlamanıza gerek yok. Jüpiter Optimus Maximus Capitolinus. Bu nedenle bu tapınağı hep Jüpiter OMC tapınağı olarak anacağız. Jüpiter OMC Optimus Maximus Kapitolinus. Jüpiter OMC tapınağı yine belirtelim 509 yılında adanmış ve Jüpiter'e ve onun kadın eşlikçileri olan Juno ve Minerva'ya adanmıştır. Ve üçüne yani Jüpiter, Juno ve Minerva'ya adanmış olan bu ana tapınak Roma'da Kapitolinus tepesinde olduğu için bunlar Kapitolinus üçlüsü olarak bilinir. ve Kapitolinus üçlüsü için sadece bu tapınağın değil başka tapınaklarında yapıldığını göreceğiz. Örneğin geçen ders size Pompei'dekini, Pompei'deki Jüpiter, Juno ve Minerva'ya adanmış Kapitolyumu göstermiştim. Bir tapınak üçüne birden adandığında bunun yapının mimarisine, tasarımına bir etkisi olduğunu göreceksiniz. Bundan birazdan söz edeceğiz. Ama önce Kapitolinus üçlüsünün ne olduğunu anlamanızı istiyorum. Her ne kadar üçü birlikte olduğunda Jüpiter hep diğerlerinden daha üstün kabul edilse de, tapınak Kapitolinus üçlüsünü oluşturan üç tanrıya bir arada adanmıştır. Sonuç olarak burada Etrus kralları zamanında yapılmış, 509 yılında adanmış, geniş ölçüde Etrusk tapınağı olan ama Roma etkisinin ilk izlerini taşıyan bir tapınak var. Bu tapınağın kendisinin de Roma tapınak mimarlığı üzerinde çok büyük bir etkisi olacak. Bugün Roma tapınak mimarlığı üzerine yoğun bir şekilde odaklanacağız. Ve elbette bu sömestr boyunca ilerleyip Pantheon gibi Roma eyaletlerinde inşa edilenler gibi başka tapınakları işlerken zaman zaman bu konuya döneceğiz. Jüpiter OMC tapınağı Roma'nın başlıca yedi tepesinden biri olan Kapitolinus tepesinde inşa edilmiştir. Böylece Platinus Tepesi Roma'nın oturma alanı iken, ana tapınağının bulunduğu Kapitolinus Tepesi şehrin dini merkezi haline gelir. Jüpiter Tapınağı Tepede, bugün orada bulunan saraylardan birinin civarındadır. Geçen sefer sözünü etmiştik ve Roma'ya gidenlerinizin çok iyi bildiği gibi, Kapitolinus Tepesi Rönesans döneminde Michelangelo tarafından tekrar düzenlenmiştir. Kapitolinus Tepesi'nin merkezinde yer alan ve daha sonra Campidoglio olarak tekrar isimlendirilmiş olan oval meydanı tasarlayan Michelangelo'dan başkası değildir. Ayrıca burada yine Michelangelo tarafından tasarlanan 3 saray vardır. Şimdi iki müze ya da birleşik bir müze haline getirilen Kapitolinus ve Konservatori sarayları ve arkada resmi daire olarak kullanılan Senatorio sarayı. Burada çok iyi bir şekilde görebilirsiniz. Kapitolinus tepesi günümüzde Michelangelo tarafından tekrar tasarlanmış haliyle böyledir. Ama burası Roma döneminde ya da Milattan önce 6. yüzyıldan itibaren Antik Roma'nın baş tapınağı olan Antik Roma'nın en önemli tapınağı olan Jüpiter OMC tapınağının alanıydı. Bu tapınak neye benziyordu? Bunun sadece yapının kendisi için değil, daha sonraki Roma tapınak mimarlığı için de çok önemli bir konu olduğunu tekrar belirtmek isterim. Tapınakla ilgili elimizde epeyce kanıt var. Aslında tapınak tarih boyunca defalarca yandığı için bu güç bir sorudur. Ama bu arada ünlü bir yazarın bu tapınaktan söz ettiğini, Dolayısıyla tapınağın milattan sonra 4. yüzyılda hala ayakta olduğunu biliyoruz. Yani tapınağın çok uzun bir geçmişi var. Ama defalarca yanmış ve defalarca tekrar inşa edilmiş bir tapınak. Ve her seferinde yeni bir stilde, o dönemde güncel moda neyse o stilde inşa edilmiş. Yani tapınak sürekli değişime uğramış. Ama yine de hakkında epeyce bilgi sahibiyiz. Anlayabildiğimiz kadarıyla milattan önce 509 yılında yapıldığında böyle bir şeye benziyordu. Burada milattan önce 509 yılında yapılmış olan tapınağın restore edilmiş halini Burada da planını görüyorsunuz. Bir mimarlık dersinde plan okumayı ve restore edilmiş ya da aksonometrik denilen görüntüyü okumayı en baştan öğrenmek gerekir. Ve olasılıkla henüz bakma fırsatınız olmamıştır ama bu dersin web sitesine hem duyurular hem online forum bölümüne bakarsanız terim ve kavramlarla ilgili size çok yararlı olacağını umduğum birkaç sayfa yükledim. Bu sayfalarda farklı tonoz tipleri ve farklı duvar işçelikleri var. Aynı zamanda size bir aksonometrik görünümle plan vesaire arasındaki farkı da söylüyor bunun bir çıktısını alıp göz atmanızı öneririm. Bu sömestrin başında terminoloji konusuna epey zaman ayıracağız. Birkaç hafta içinde tüm temel terimleri öğrenmiş olacaksınız ve oradan devam etmemiz mümkün olacak. Ama bu sayfaları çok yararlı bulacağınızı sanıyorum. Bu resimde ne olduğuna bakarsak, planda gördüğünüz gibi karşımızda dikdörtgen bir yapı var. Bu dikdörtgen yapı içinde bağımsız sütunlar olan bu daireler sütun derin bir portikoya sahip. Bir tek önde basamaklar var. Tüm binayı çevreleyen basamaklardan ziyade sadece önde basamak olması yapıya bir odak noktası kazandırır. Bu yapıda odaklanan yer ön cephedir. Aynı zamanda arka duvarın düz olduğunu görüyorsunuz. Arka duvar düzdür. Ve tapınağın içinde yer alan merkezi mekan Sella 3 bölüme ayrılmıştır. Yani 3 bölümlü bir selladır. Neden 3 bölümlü Sella? Yanıtını biliyorsunuz. Çünkü burada 3 tanrı söz konusuydu. Jüpiter, Juno ve Minerva. Yani Kapitolinus üçlüsü. Her birinin kendi küçük sellası var. Ortadaki Sella iki yanında hanımlarla tabii ki Jüpiter'indi. Sonuç olarak 3 bölmeli sellası olan yapı gördüğünüzde bunun Kapitolinus üçlüsüne ait bir tapınak olduğunu bileceksiniz. Restore edilmiş görünümde yapıya dışarıdan baktığımızda tapınağın oldukça yüksek bir podyuma sahip olduğunu görebiliriz. Podyum gerçekten de 4 metre yüksekliğinde. Burada 4 metrelik epeyce kayda değer bir yükseklik söz konusu. Burada ön cepheye vurgu yapan basamakları, derin portikoyu, portikodaki bağımsız sütunları ve sellalara giden üçlü girişi tekrar görüyorsunuz. Sonuç olarak yapının genel hatlarıyla planı budur. Milattan önce 6. yüzyıla tarihlenen Jüpiter OMC tapınağının inşaat malzemelerine de değinelim. Zira tüm mimarlık derslerinde teknoloji önemli bir konudur. Bu yapının sütunlarında ve üst yapısında kulübeler hakkında bildiklerinizi anımsayın. Aynen platinus kulübelerinde olduğu gibi ahşap kullanıldığını biliyoruz. Podium ve duvarların yapımında ise kerpiç. Kil dolgulu dal veya çalı değil kerpiç kullanılmış. Ayrıca yapıda epeyce süsleme vardı. Burada görünmüyor ama antik dönemde bolca süsleme, heykeltraşlık süslemesi vardı. Bunlar terakottadan yapılmıştı. Yani bu yapıda kullanılan inşaat malzemeleri ahşap, kerpiç ve terakottaydı. Aa, size bir şey daha gösterecektim. Özür dilerim. Bir bir saniyeliğine geri dönmeme izin verin. Perdenin solundaki plan nedeniyle geri döndüm. Bu bir Etrüsk mezarının Çerveteri'de milattan önce 6. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen kalkanlar ve sandalyeler mezarının planıdır. Bunu gösteriyorum çünkü Etrüsklerin de bu mezarın ana mekanını 3'e, 3 üç ayrı mekana bölmüş olmaları ve ön cepheye odaklanmayı sağlayan tek merdiven yapısını kullanmış olmaları ilginç bir noktadır. Bunu vurguluyorum çünkü ön cepheye odaklanma Romalıların alıp uyguladıkları bir Etrüsk unsurudur. Roma mimarlığı geniş ölçüde yapıların ön cephesine vurgu yapılan bir cephe mimarisidir. Ve bunun sadece tapınak mimarlığında değil, Etrüsk egemenliği sırasında mezarlarda da uygulandığını bilmenizi istiyorum. Bu Etrüsklerin zaten kullandıkları, Romalıların onlardan alıp uyarladıkları bir tasarımdır. Planın bir başka görüntüsü Burada ön cepheye vurgu yapan tek merdiveni, derin portikosu, bu portikoda yer alan bağımsız sütunları, üç bölmeli kısmı ve düz arka duvarıyla plana tekrar tepeden bakıyorsunuz. Şimdi sanırım bu noktada en önemli etüt tapınağı olan Jüpiter OMC tapınağı ile ki burada modelini görüyorsunuz. En önemli antik Yunan tapınağı olan Atina'daki Parthenon tapınağı arasındaki farkın anlaşılması önemlidir. Atina Parthenon tapınağı olasılıkla bildiğiniz gibi M.Ö. 5. yüzyıla tarihlenir. Bu ise M.Ö. 6. yüzyıla aittir. Yani tam olmasa bile kabaca çağdaştırlar. Bu iki yapı arasındaki başlıca farklılıklara değineceğim. Ama sanırım baktığınızda bunu kendiniz de görebilirsiniz. Ve bu konu sadece bugünkü ders için değil, gelecekteki derslerimiz için de çok ama çok önemli bir konudur. Zira göreceğimiz gibi, Romalılar kendi dini mimarilerini oluşturmaya başladıklarında geçmişe dönüp Yunanların ve Etrüsklerin bu konuda neler yapmış olduklarına baktılar. Her birinden beğendikleri unsurları seçip aldılar ve bu unsurları bir araya getirip tümüyle yeni bir tarz oluşturdular. Aldıkları unsurları kendi kültürleri, kendi dinleri ile harmanlayıp Roma tapınağı olarak bildiğimiz tümüyle yeni, farklı bir oluşum yarattılar. Peki bu ikisi arasındaki farklar nelerdir? Etrüsk tapınaklarının temel özelliklerinden zaten söz ettik. Fakat Yunan tapınağının Parthenon'un temel özellikleri nelerdir? Sanırım yüzeysel olarak baktığınızda benzer olduklarını görebiliyorsunuz. Üçgen alınlığı destekleyen sütunları vesaire var. Ama en önemli fark ki burada tamamını göremiyorsunuz. Yunan tapınakları yüksek bir podyum üzerinde değil, çok daha alçak bir podyum üzerinde oturmaktadır. Bunlarda tüm yapıyı çevreleyen bir merdiven vardır. Yani ön cephe vurgusu, önde tek bir merdiven yapısı yok. Burada kısmen görebildiğiniz gibi merdivenler tüm yapıyı çevreler ve tek bir selle var. Yunanlar Kapitolinus Tapınağında gördüğümüz tipte üç bölmeli selleyi hiç kullanmamışlardır. Ama bu ikisi arasındaki belki de en önemli fark bunun taştan, mermerden inşa edilmiş olmasıdır. Yunanların yapıları mermerdir. Milattan önce 5. yüzyılda hatta daha öncesinde Yunanlar mermeri büyük bir başarı ile kullanıyordu. Yani sıradan eski tip ahşap sütunlar ve kerpiç artık onlara uygun değildi. Mermer kullanıyorlardı. Göreceğimiz gibi Romalıların tapınak mimarisinde taş kullanmasının ardında güçlü bir Yunanistan etkisi vardır. Ve bu erken Roma tapınak mimarlığına yapılan son derece önemli bir katkıdır. Başka bir görüntü burada Kapitolinus tepesinin Roma dönemindeki halini Jüpiter OMC tapınağının tepedeki çoğu dini olan diğer yapılarla ilişkili konumunu görüyorsunuz. Tapınağın tek başına durmadığını görmenizi istedim. Bu yapıların tamamı 6. yüzyılda inşa edilmiş değil, zaman içinde eklenmişler. Burada tapınağın daha geç bir evresini görüyorsunuz. Daha önce söylediğim gibi yapı defalarca yanmış ve defalarca yeniden inşa edilmiştir. Ama burada Roma dini uygulamaları açısından önemli olan bir özelliği görüyorsunuz. Sunak tapınağın içinde değil, dışında yer almaktadır. Dini törenler dışarıda yapılıyordu. Rahip görevini tapınağın dışında yapıyordu ve aslında çok az kişinin tapınağın içine girip kutsal kült heykelini görmesine izin verilirdi ve bunlar da daha ziyade rahip statüsünde olan kişilerdi. Geçen ders burada olmayanlar için Google Earth'ün öneminin altını tekrar çizelim. Google Earth'te sadece günümüz Roma'sını değil, yakın bir süre önce, birkaç ay önce yüklenmiş olan Antik Roma sürümünü de gezebilirsiniz. Yani üzerine gidip fareye sağ tıklayarak tüm şehrin antik sürümüne ulaşabilirsiniz. Çok basit ama yine de size bu yapıların birçoğunun Antik Roma döneminde neye benzediği konusunda bir fikir verecektir. Bu Roma'nın antik sürümündeki Kapitolinus Tepesi'nin ekran görüntüsü. Bunu diğer şehirler için yapamıyorsunuz. Sadece Roma şehri için geçerli. Fakat çok eğlenceli, aynı zamanda da çok bilgilendirici. Şimdi bu tapınaktan geriye ne kalmış? Bugün Kampidoglio'ya baktığımızda orada Michelangelo'nun yapılarını görüyoruz. Peki Jüpiter O.M.C. tapınağından geriye kalan ne? Burada ondan geriye kalanı görüyorsunuz. Bu tapınan podyumudur. Hala ayakta. Jüpiter tapınağının 4 metrelik yüksek podyumu. Bu podyumun oldukça erken bir evreye, belki 6. yüzyıl kadar erken değil ama çok erken bir evreye ait olduğuna inanılıyor. Podyumun yüksekliğini algılayabilirsiniz. Tekrar belirtelim, bu tip yüksek podyumlar Etrüsk tapınak mimarlığının ve göreceğimiz gibi birçok Roma tapınağının özelliğidir. Podyumun teknik olarak nasıl yapıldığını burada görüyoruz. Bunlar yan yana ve birbiri üstüne yerleştirilen dikdörtgen taş bloklarla inşa edilmiştir. Kesme taş işçiliği adı verilen bu teknikte bu tip dikdörtgen bloklar duvar oluşturmak üzere birbiri üstüne yerleştirilir. Bu örnekte tüf, Roma'nın doğal taşı olan tüf kullanılmıştır ve bunun Roma'da özellikle 5. 4. ve 3. yüzyıllarda yaygın olarak kullanılan kesme taş işçiliği olduğunu yineleyelim. Roma'da Jüpiter O.M.C. tapınağından sonra neler yapıldı? Epeyce şey yapıldı. Bu çok ilham verici ve çok önemli bir projeydi ve belli ki şehirde diğer birçok yapı projesinin doğmasına yol açtı. Bu yapıların çok azı korunmuştur. Yani size bu döneme ait çok fazla örnek gösteremiyorum. Bunun birkaç nedeni var. Bu nedenlerden biri kısmen size daha önce sözünü ettiğim yangınlardır. Birçok şey yanıp yok olmuştur. Bir başka neden ise Yine daha önce belirttiğim gibi bazı yapıların daha sonraki dönemlerde işverenler veya mimarlar tarafından başka yapılarda kullanmak üzere malzeme edindikleri taş ocağı haline getirilmiş olmasıdır. Birçok inşaat malzemesi başka yapılarda kullanılmak üzere sökülmüştür. Ve Roma gibi 2500 yıl boyunca sürekli yerleşim görmüş bir şehirde bazı yapıların zaman içinde kaybolup gitmesi kaçınılmazdır. Yapılar yıkılır, yerine yenileri yapılır ya da başka yapıların parçası haline getirilir. En iyi korunan yapılar, bir kısmı başka yapıların parçası haline getirilenlerdir ve gerçekten burada da olan budur. Bu duvar üzerine bir inşaat yapıldığı için koruna gelmiştir. Yani bu duvar dışında elimizde fazla bir şey yok. Olsaydı bile 5. yüzyılda ve 4. yüzyıl başında yapılmış olan her şey 386 yılında yok olurdu. Çünkü M.Ö. 386 yılında kuzeyden gelen Keltler yolları üzerindeki her şeyi yakıp yıktılar. Floransa ve çevresindeki Etrüsk yerleşimlerine çok büyük zarar verdiler, oralardaki her şeyi yok ettiler. Roma'ya geldiler ve şehri ateşe verdiler. Ortalık yatışıp duman dağıldığında şehirde ayakta kalan tek yapı Jüpiter Optimus Maximus Capitolinus'tum. Yani yıkım bu denli büyüktü ve o dönemden geriye bugün sözüne edebileceğimiz çok az şey kaldı. Kelt yağmacıların neden olduğu bir başka şey de, Romalıları şehirlerini yeterince iyi koruyamadıkları konusunda ikna etmiş olmalarıdır. Öyle değil mi? Tümüyle saldırıya açıklardı ve tüm şehir tek bir tapınak hariç yanıp kül oldu. Böylece akıllarını başlarına toplayıp, şehir duvarları inşa etmenin iyi bir fikir olduğuna karar verdiler ve şehirlerinin etrafını duvarlarla çevrelemeye başladılar. Bu nedenle M.Ö. 386'daki yağmadan sonra sur inşaatında ciddi boyutta bir ilerleme görülür. Şimdi sur inşasından söz edelim. Konuya 4. yüzyılda Kelt yağmasından hemen sonra inşa edilen ve Roma'yı çevreleyen çok önemli sur duvarı ile başlamak istiyorum. Roma, ünlü Yedi Tepesi'ni de içine alacak şekilde taştan yapılmış sur duvarlarıyla çevrelenmiştir. Şans eseri bu sur duvarının bir kısmı bugün hala ayaktadır. Burada size duvarın korunan uzun bir bölümünü gösteriyorum. Bu surlar Servius surları olarak adlandırılır. Roma'daki bu Servius surları M.Ö. 378 yılına yağmadan hemen sonraya tarihlenir. Bugün surların bazı bölümleri korunmuştur. Roma Anatren tren istasyonu Stazione Termini yakınındaki duvar, surların korunan en uzun kısmıdır. Modern istasyon binasını sağ üst köşede görebilirsiniz. Bu da Roma'daki Servius surlarının koruna gelen en uzun kısmının görüntüsüdür. Romalılar işi şansa bırakmak istememişler kendi yerli tüflerinin yeterince sağlam olmasına karşın mümkün olan en kaliteli tüfü kullanmaya karar vermişler ve Veii'den tüf getirtmişler. VEII. Veii, Romalıların henüz fethettikleri ünlü ve önemli bir Etrüsk şehriydi. Veii bu olağanüstü inşaat malzemesi için mükemmel bir kaynaktı ve Romalılar buradan bundan sonra kendilerini koruyacak olan bu göz alıcı duvarları yapmak için sarımsı renkli bu tüfü getirmişlerdir. Surlara tekrar bakıyoruz. Hala ayakta olsa da çok yıpranmış. O nedenle taşların antik dönemdeki düzgün işçiliği pek görünmüyor. Burada duvar örgüsünü görmek güç. Ama size birazdan başka bir duvar örneğinde daha net olarak göstereceğim. Buradaki duvar dönüşümlü olarak sırayla bir enlemesine, bir boylamasına yerleştirilen taş bloklardan oluşur. Bu örgü sisteminin adı bağ ve dizi örgüdür. Bu duvarın yapımında enlemesine ve boylamasına yerleştirilen blok taşlar kullanılmıştır. Dikdörtgen bloğun kısa yüzü dışa gelecek şekilde yerleştirirseniz bu bağ taşı, eğer aynı boydaki bloğun uzun kenarı dışa gelecek şekilde yerleştirirseniz bu dizidir. Yani taşı sırayla bir enlemesine bir boylamasına yerleştirmişler. Size biraz sonra başka bir duvarda daha net olarak göstereceğim. Ama burada da bu örgü sistemini görüyorsunuz. Taş bloklarında oldukça düzgün olduğunu görebilirsiniz. Burada gördüğümüz şey yine kesme taş işçiliğidir. Yan yana ve birbiri üstüne yerleştirilen oldukça düzgün taş bloklardan oluşan kesme taş duvar işçiliği. Latincesi opus quadratum. O P U S Q U A D R A T U M. Yani dörtgen taş işçiliği. Jüpiter OMC tapınağının podyumunda kullanılan taş işçiliğinin benzer bir tipi 378 yılında Servius surları için de kullanılmış. Geçen sefer Servius surlarının bu bölümünü göstermiştim. Burada V'den getirilen sarımsı tüf taşının rengini daha iyi görebilirsiniz. Bu bölüm de çok yıpranmış. Bu nedenle enlemesine ve boylamasına yerleştirilen blokları görmek güç. Ama bu da duvarın bir başka bölümü. Yakın zamanda Roma'ya gidecek olanlarınız varsa bu bölüm Roma'nın gezilmeye değer çok hoş bir kesimi olan Aventinus tepesindedir. Şehrin neresinde bir antik yapı kalıntısı ile karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Şehri gezerken en umulmadık yerden karşınıza bir kalıntı çıkar. Roma'nın görülmeye değer büyüleyici bir yer olmasının nedenlerinden biri de budur. Bu dönemde Romalılar yoğun olarak koloniler kurmaya başladılar böyle emperyalist bir hırsları vardı. Tüm dünyayı kolonileştirmek istediler ve işe kendilerine en yakın yerlerden başladılar. İtalya'da öncelikle de Roma'ya en yakın yerlerde koloniler kurmaya başladılar. Daha önce de belirttiğim gibi bu kolonilerin her biri başkentin küçük bir modeli olduğu için ben bunlara küçük Roma diyorum. Romalılar küçük romalar kurdukça bu küçük romaların da güvenliğe, Servius surları gibi surlarla korunmaya gereksinimi olduğunu anladılar. Böylece yağmayı ve Roma'daki Servius surlarının yapımını izleyen dönemde sadece kolonileşmede değil, sur inşaatında da bir canlanma görülür. Size bununla ilgili birkaç örnek göstermek istiyorum. Bu bu ders için özel olarak hazırlanan bir haritadır. Bu haritayı derslerde konu etmeyeceğimiz şehir isimleriyle doldurmadım. Burada sadece yapılarını inceleyeceğimiz şehirlerin adları var. Bu nedenle bu haritanın çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Buradaki yıldız Roma. Yıldızın olduğu yer Roma. Ve sizleri götüreceğim surları olan diğer şehirlerden biri Koza. Diğerleri burada gördüğünüz Norba ve Faleri Novi. Bu haritada ayrıca tüm bu yerleşimlerin Roma'ya ne kadar yakın olduğunu da görebilirsiniz. Bu dönem İtalya kolonilerindeki sur inşaatları ile ilgili bir fikir edinebilmeniz için size hızla birkaç örnek göstereceğim. Önce Norba'nın sur duvarlarına bakalım. 4. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bu duvarlara baktığınızda bunların tüfle değil Norba'ya özgü grimsi renkte yerel bir taşla inşa edildiğini görüyorsunuz. Sizin de göreceğiniz gibi buradaki duvar örgüsü opus quadratum yani kesme taştan değil. Burada dikdörtgen düzgün bloklar yerine o kadar da düzgün olmayan çokgen bloklar kullanılmış. Burada kullanılan tekniğe poligonel duvar işçiliği diyoruz. Bu poligonal yani çokgen taşları alıp çok ilginç bir yöntemle üst üste koyarak Norba yerleşimini kuşatan bu hoş görünümlü, ben bu duvar tipini çok beğenirim, duvarı inşa etmişler. Yani bu örnekte poligonal taş duvar işçiliğini görüyorsunuz. Norba'nın kuzeyinde yer alan Koza'da da aynı poligonel duvar tipini görüyoruz. Koza yerleşiminin yerini haritadan hatırlayacaksınız. Bu duvarlar M.Ö. 273 yılına tarihlenir ve burada duvarın bir bölümünü görüyorsunuz. Sanırım aynı grimsi taşın bu duvarlar içinde kullanılmış olduğunu ve poligonal duvar işçiliğini görüyorsunuz. Erken dönem Roma duvar tasarımının en mükemmel örneği burada gördüğünüz surlardır. Bu Faleri Novi'deki sur duvarıdır. Faleri Novi 241'de koloni olarak kurulmuş, surları da 241 ile 200 yılları arasında bir zaman diliminde inşa edilmiştir. Surların ayrıca çok görkemli, en azından kendi zamanı için epey görkemli bir kapısı olduğunu görüyorsunuz. Surlardan söz edeceğiz ama öncelikle bu renkli fotoğrafta açıkça gördüğünüz üzere burada iki farklı malzeme kullanımının söz konusu olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Kapı kemerleri için Alban tepelerinden getirilen gri renkli peperino taşı P E P E R I N O. Duvarlar için ise kızılımsı kahverengi bir tüf taşı kullanmışlardır. Yani kızılımsı kahverengi tüf taşı ve Alban tepelerinden getirilen gri renkli peperino taşı. Malzeme seçiminde çok özenli davranmışlar ve bu iki yapı arasındaki fark farklı doku ve renklerdeki malzeme ile de vurgulanmıştır. Duvara baktığınızda burada bir kesme taş işçiliği ile yani opus quadratum ile karşı karşıya olduğumuzu hemen göreceksiniz. Ayrıca burada duvarlar çok iyi durumda korunmuş olduğu için enlemesine ve boylamasına yerleştirilen blokları daha önceki fotoğraflara kıyasla daha net bir şekilde görebilirsiniz. Bu örgü tekniğinde dönüşümlü olarak yerleştirilen kare ve dikdörtgen bloklar. Surun en önemli kısmı tabii ki kemerdir. Taş kemer. Bu gördüğünüz gibi kesme taştan yapılmış bir kemerdir. Roma mimarlığındaki en erken değil ama en erken örneklerden biridir. Bu çok ilginç, ustaca yapılmış bir kemerdir. Baktığınızda tasarımcısının kemeri yapmak için bir sıra kama biçimli blok taşı alıp bu bloklara kemer taşı adı verilir. Kemer taşı bu kama biçimli bloklar. Her birini genel düzene tam olarak uyacak şekilde yontmuştur. Bloklar yan yana saplanarak sıkıca yerleştirilmiştir. Aslında baktığınızda aman Tanrım ya bunlardan biri yerinden çıkıp düşerse gibi bir fikre kapılabilirsiniz. Ama birbirlerine o kadar yakın saplanmışlar ki düşmezler kemeri çok göz alıcı bir görünüme kavuşturan bir bitiş çizgisiyle tamamlamışlardır. Kemer farklı bir malzemeden yapıldığı için duvarın genelinden ayrı olarak göze çarpar. Bu bana göre kendi dönemi için göz alıcı kemerleriyle çok başarılı bir uygulamadır. Geçen ders kemer ve tonoz yapımının özellikle beton kullanımının ne kadar önemli olduğundan söz etmiştik. Tabii burada gördüğümüz taş bir kemer. Ama ileride Romalıların kemerden estetik bir mimari unsur olarak yararlandığını göreceğiz. Yani farkına varmanızı istediğim konu şu. Bu sadece bu dönem için önemli bir yapı değil, aynı zamanda gelecekte Roma mimarlığındaki sıra dışı yaratıcı ve yenilikçi kemer anlayışının öncüsü olması açısından da önemli bir yapıdır. Bu anlayış bu örnekle başlar. Valeri Novi surları ve kapısı Roma mimarlığındaki bu inanılmaz gelişim aşamasının ilk adımını oluşturur. çok hızlı bir şekilde bu dönemdeki şehir planlamasından söz etmek istiyorum. Daha önce belirttiğim gibi Romalılar İtalya'daki yerleşimleri kolonileştirip surlarla çeviriyorlardı. Surlarla çeviriyorlardı ama aynı zamanda genel anlamda şehir planlama, kentsel mekanlar oluşturma konusunda da kafa yoruyorlardı. Bu nedenle kısaca iki örneğe değineceğim. Bu biraz önce surlarını gördüğümüz milattan önce 3. yüzyıla tarihlenen Koza yerleşimi. Ayrıca bilmekte yarar var, şehir kurulumlarındaki artış gerçek anlamda yine 386'daki yağmadan sonra başlamıştır. Koza'nın yerleşim planına bakarsak şehrin biraz önce sözünü ettiğimiz surlarla çevrelenmiş olduğunu, ve kabaca düzgün bir plana sahip olduğunu da görüyorsunuz. Kabaca kare biçimli. Yine gördüğünüz gibi sur üzerinde kapılar var. Ve geçen ders sözünü ettiğim tipik ideal Roma şehir planına uygun bir dizi yol var. Bunlar iki ana yol. Cardo ve Decumanus. Kuzey güney yönünde uzanan Cardo ve Doğu Batı yönündeki Dekumanus şehir merkezine yakın bir konumda kesişiyor. Ve genellikle bu kesişme noktasına çok yakın bir konumda şehrin açık toplantı ve pazar yeri olan, aynı zamanda bazilika, çarşı gibi başka yapılara da ev sahipliği yapan forumu bulunur. Şehrin en yüksek tepesinde bir kapitolium, yani Jüpiter, Juno ve Minerva'ya adanmış bir tapınak var. Bu şehrin en önemli kutsal yapısıydı. Bu Koza şehriydi. Bir diğer önemli yerleşim Ostia'dır. Roma'nın liman kenti olan Ostia, M.Ö. 350'de kurulmuştur. Bu, burada bir askeri kampın ya da Kastrum'un C-A-S-T-R-U-M, Kastrum'un kurulduğu yıldır. Burada Kastrum'un planını görebilirsiniz. Burada koyu siyah noktalı alan Ostia'nın 350'deki orijinal planı. Geri kalan kısım şehrin en parlak dönemi olan milattan sonra 2. yüzyıla aittir. Yani şehrin orijinal halini burada görüyoruz ve gördüğünüz gibi son derece düzgün bir plana sahip. Ve daha önce belirttiğim gibi burada Roma'dakinden çok farklı bir durum var. Roma yüzyıllar boyunca çok gelişi güzel gelişmiştir. Orada hiçbir zaman gerçek anlamda bir planlama girişimi olmamıştır. Ama Romalılar ne zaman ideal bir şehir, ideal olduğunu düşündükleri bir şehir kurma fırsatı ele geçirmişlerse Hemen hemen her seferinde kare veya dikdörtgen gibi çok düzgün planlı bir şehir kurmuşlardır. Tabii olabildiğince düzgün. Zira coğrafi yapıya göre değişiklik olabilir. Eğer arazi çok engebeli ise ortaya daha düzensiz bir planda çıkabilir. Fakat burada çok düzenli bir kastrum yani bir askeri kamp gibi planlanmış bir yerleşim görüyoruz. Tam merkezde kesişen iki ana yolu ile kuzey-güney yönünde Cardo ve doğu-batı yönündeki dekumanusla dikdörtgen bir plan görüyoruz. Burada ne var? Şehrin forumu yani açık toplantı ve pazar yeri. Bunun çevresinde de diğer önemli yapılar ve tabii ki konutlar aralarına serpiştirilmiş dükkanlar var. Bu tipik bir milattan önce 4. yüzyıl Roma yerleşimi. Dersin geri kalan kısmını şimdi göstereceğim 3 önemli yapıya ayırmak istiyorum. Bunlar birebir Roma dini mimarlığının, özellikle tapınak mimarlığının gelişimiyle ilintili yapılar. Sizin de yardımınızı isteyeceğim. Artık yeterince şey öğrendiniz ve sanırım bu tapınaklardan bazılarını tanımlamak konusunda bana biraz yardımcı olacak kadar bilgiye sahipsiniz. Sözünü edeceğimiz yapılardan biri Roma'da, diğer ikisi Roma dışındadır. Roma dışındaki yapıların nerede olduğunu görmeniz için birazdan haritayı tekrar göstereceğim. Ama şimdi Roma'daki tapınakla başlayalım. Roma'daki yapı M.Ö. 120-80 yılları arasında bir zamanda yapıldığına inandığımız Portunus tapınağıdır. Bu tapınağın yerini görmeniz için tekrar Google Earth'e gidiyoruz. Zamanla bu işi çok iyi öğreneceksiniz ve tüm bu yerleri ben sizde bulabileceksiniz. Ama şimdi tekrar birlikte bakalım. Bu Platinus Tepesi. Oldukça farklı bir açıdan bakıyoruz. Platinus Tepesi burada. Sol üstte Kolezyum'un bir kenarını görebilirsiniz. Bu Mussolini'nin yaptırdığı ünlü Via dei Fori. Burada İmparatorluk Forumları. Victor Emmanuel'in düğün pastası yani Vittoriana. Daha önce bahsettiğim nispeten çağdaş bir yapı. Kapitolinus tepesi. Tam burada Michelangelo'nun oval meydanını görüyorsunuz. Burada üstte Circus Maximus. Roma'ya gidenleriniz için bu Tiberina adası. Bir köprüyle ulaşılabilecek çok güzel küçük bir ada. Ve Tiber nehri her zamanki gibi biraz kirli görünüyor fazla yeşil. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi pek girip yüzmek isteyeceğiniz bir su değil. Yani bu Tiber Nehri ve daha yakından bakarsanız burada iki tapınak göreceksiniz. Bu yuvarlak tapınak günümüzde Tiber kıyısındaki yuvarlak tapınak olarak biliniyor. Pek de yaratıcı olmayan bir ad. Ve burada da dikdörtgen bir tapınak. Burada rekonstrüksiyon ve restorasyon çalışmaları devam ettiği için üstünde kırmızı bir çatı var gibi görünüyor. Burada görüyorsunuz. Bu Portunus Tapınağı. Başka bir tapınakla bağlantılı olduğunu görüyorsunuz. Tiber Nehri'ne çok yakın bir konumda inşa edilmiş bir tapınak. Şimdi Portunus Tapınağının planına birlikte bakalım. Tipik Etrüsk dini mimarisine, tipik Yunan dini mimarisine dair bilgilerinize dayanarak bu plan hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bu daha ziyade bir Etrüsk tapınağı mı yoksa Yunan tapınağı mı? Sanırım size Parthenon'la ilgili olarak söz etmeyi unuttuğum bir konu var. Tipik M.Ö. 5. yüzyıl Yunan tapınaklarının etrafını çevreleyen sadece basamaklar değildir. Bu tapınakların etrafında bir de bağımsız bir sütun dizisi bulunur. Buna peripteral, p e r i p t e r a l peripteral sütun dizisi denir. Sonuç olarak Jüpiter OMC tapınağı ve Atina'daki Parthenon tapınağına ait bilgilerinize dayanarak bu plan bir Etüsk planı mı yoksa bir Yunan planı mı? Buyurun Güzel. Evet, daha ziyade bir kombinasyon gibi görünüyor. Önce bana Etrüsk özelliklerini söyleyin. Tamam, önce P'ye vurgu yapan tek merdiven yapısı kesinlikle doğru. Burada üçlü giriş mi var? Burada üçlü giriş var mı? Bunlar sütunlar arasındaki boşluklar. Buradakiler sütun. Ama sella'ya bakın. Sella tekli bir sella. Yani bu bir kapitolyum değil. Ama haklısınız. Sütunlar arasında burada boşluklar var. Sütunların ötesine geçelim. Sütunların derin bir portiko'da olduğunu görüyorsunuz. Derin portiko önündeki sütunlar bağımsız yani ön cephe vurgusu, tek cephede merdiven, derin portiko, portikoda bağımsız sütunlar ve bu örnekte tek bir sella. Tüm bunlar Etrüsk özellikleri. Yani burada daha ziyade bir Etrüsk planı görüyoruz. Ama haklısınız. Haklısınız. Bu bir kombinasyon. Çünkü burada yapıyı çevreleyen sütunlar var. Ama bu peripteral bir dizimi olasılıkla değil. Neden değil? Bu sütunlarda farklı olan ne? Planda görebiliyorsunuz. Tüm yapıyı çevreliyorlar ama bağımsız değiller, duvara bitişikler. Buna ne diyoruz? Buna pseudoperipteral sütun dizisi diyoruz. Yani evet bir anlamda yapıyı çevreliyor gibi görünüyor ama aslında çevrelemiyor. Çünkü sütunlar duvara bitişik ve bir çeşit düz bir yüzeymiş hissi veriyor ki bu etrüs tapınaklarında olan bir özellik. Yani kesinlikle doğru noktaya değindiniz. Bu ikisinin bir kombinasyonu. Tarihin bu aşamasında bu iki mimarlığın Roma tapınak mimarlığında bir araya geldiğini görüyoruz. Romalılar Etrüsk örneklerine baktılar, Yunan örneklerine baktılar ve neyi beğendiklerine karar verdiler. Daha önce de dediğim gibi kendi kültürlerini, kendi dinlerini en iyi temsil edecek unsurları alıp ikisini karıştırdılar ve göreceğimiz gibi belirgin bir şekilde Romalı olan bir tip yarattılar. Yapı çok iyi durumda koruna gelmiş. Bugün gidip yapıyı yerinde görebilirsiniz. İşte karşınızda. Bugün Roma'da Tiber Nehri'nin hemen kıyısında neredeyse hiç bozulmamış olarak ayakta. Biraz önce arkadaşınızın söylediği özellikleri gördüğümüz harika bir yapı. Bu ön cepheyi vurgulayan tek merdiven yapısı, derin bir portiko ve bu portikoda bağımsız sütunlar. Uzaktan bakınca gerçekten peripteral gibi görünüyor. Sanki çepeçevre sütunları var gibi. Ama yakından bakınca sütunların aslında kenarlarda duvara bitişik olduğunu görüyorsunuz. Şimdi burada tapınağın gerçek halini görüyorsunuz. Burada tapınağın aynı zamanda güçlü Yunan etkisi taşıdığına dair de bazı da izler var. Bunlar nelerdir? Taş. Evet, kesinlikle. Bu tapınak ahşap, kerpiç ve terakotta ile inşa edilmemiş. Bu tapınak taştan yapılmıştır. Mermerden değil, travertenle inşa edilmiş. T, R, A, V, E, R, T, E, N. Traverten ilerideki derslerde çok sözü edeceğimiz Tivoli kasabasında bulunan bir taş cinsidir. Tivoli bugün hızlı giderseniz Roma'ya bir saatlik mesafededir. Tabii ki antik dönemde bu yolculuk daha uzun sürüyordu ama yine de Roma'ya oldukça yakın bir yerleşimdi. Kısacası bu muhteşem taş tapınağın podyum kaplamasında ve sütunların yapımında kullanılmak üzere Tivoli'den getirilmişti. Yani bu taş bir yapı. Duvarlar tüf taşından fakat beyaz stukko ile sıvanmış. Stukko sayesinde yapı kendi zamanında mermerden yapılmış gibi bir izlenim uyandırıyordu ki bu özellik tapınağı kesinlikle ala grek yani Yunan tarzı bir tapınak yapıyor. Peki Yunan mimarisinin etkisini yansıtan başka bir şey var mı? Aranızda düzenleri bilenler var mı? İyonik düzen, çok iyi. İyonik. I O N I K. Başlıca 3 tip düzen var. Dor, İyon ve Korint. Bugün hepsini göreceğiz. İyonik düzenin en belirgin özelliği spiral volüt adı verilen volütlerdir. V O L U T. Burada görüyorsunuz. Bunlar bariz bir şekilde Yunan tapınak mimarlığının etkisi altında yapılmış tipik İyon sütunlarıdır. Etrüskler bu tip bir sütun kullanmamışlardır. Burada Portunus tapınağını yandan ve arkadan görüyorsunuz. Yapıyı çevreleyen ama duvara bitişik olan sütunları burada da görüyoruz. Tüf bloklarını, kesme taş bloklarını da görüyorsunuz. Biraz önce dediğimiz gibi duvarlarda tüf taşı kullanılmış ama beyaz renk stuko ile sıvanmış stukko izleri yer yer görülüyor. Böylece en azından belli bir mesafeden tüm yapı taştan yapılmış gibi bir izlenim yaratılmış. Hatta yeterince uzaktaysanız Traverteni mermer bile zannedebilirsiniz. Roma mimarlığının geleceği bakımından çok önemli olan bir noktayı daha vurgulamak istiyorum. O da bu podyumun inşasında kullanılan betondur. Burada görünmüyor. Sadece içinde beton kullanılmış. Podyumun içinde kullanılmış olmasının nedeni betonun çok sağlam bir malzeme olmasıdır. Beton çok ağır yük taşıyabilir ve Romalılar yapılarını desteklemek için betonun bu özelliğinden yararlanabileceklerini çok erken bir dönemde fark etmişlerdir. Bu dönemde beton, moloz, sıvı harç ve bir miktar bir çeşit volkanik külden yapılıyordu. Bu malzemeler karıştırılarak büyük ağırlıklara dayanabilen bir inşaat malzemesi elde ediliyordu. Beton burada bu işlevsel amacına uygun olarak kullanılmıştır. Gelecek derslerde Romalıların betonu estetik anlamda etkileyici yapılar inşa etmek amacıyla da kullandıklarını ve bu konuda çok ustalaştıklarını göreceğiz. Öyle ki en sonunda Pantheon gibi onun inanılmaz kubbesi gibi yapılarla beton inşasında doruğa ulaşmışlardır. Burada Portunus Tapınağı'nın iyonik başlıklarından bir ayrıntı görüyoruz. Tapınan ayrıca Yunanistan'daki tapınaklarda olduğu gibi bir de iyonik frizi var. Frize dikkatlice bakarsanız orijinal yapıya ait kandelabrumlar ve bu kandelabrumlardan sarkan girlant motiflerine ait izler olduğunu göreceksiniz. Bu Portunus Tapınağı'nın günümüzdeki görünümü. Bu da tapınağın bir 19. yüzyıl tablosundaki görünümü. Sanatçı tapınağı o zamanki haliyle resmetmiş. Burada gördüğünüz durum size daha önce sözünü ettiğim gibi yapıların korunması bakımından çok önemli bir durum. Portunus Tapınağı Roma'daki birçok yapı gibi daha geç dönemlerde başka bir yapıya dönüştürülerek tekrar kullanılmış bir yapıdır. Olasılıkla yapının korunmuş olmasının yegane nedeni de budur. Burada yapının önüne duvar örerek gerçek bir cephe oluşturmuşlar. Yapıyı, kapı, 3 adet pencere ve bir Meryem Ana madalyonu, haç ve en tepeye de bir çan kulesi ekleyerek kiliseye dönüştürmüşler. Kullanılan bir kilise olduğu için de yapıya iyi bakılmış. Burada Portunus Tapınağı'nın iyonik başlıklarını, girlantlı frizini görüyorsunuz. Hemen burada da Tiber kıyısında hala ayakta olan yuvarlak tapınağı görebilirsiniz. Yani Portunus tapınağının günümüze kadar ulaşmış olmasının nedeni geç dönemlerde kiliseye dönüştürülmüş olmasıdır. Bu Roma'nın en çekici yönlerinden biridir. Birçok kilise daha erken bir yapıyı maskelemektedir. Bu yapılardan çok uzakta olmayan 3 Roma tapınağı daha var. Yan yana olan bu tapınaklar hep birlikte Carcere San Nicola Kilisesi'ne dönüştürülmüştür. Tapınakların kalıntılarını kilise içinde hala görebilirsiniz. Size göstermek istediğim diğer iki tapınaktan biri, haritaya tekrar bakıyoruz. Koride. Kore'nin sadece Roma'ya değil, Ostia'ya da ne kadar yakın olduğunu görüyorsunuz. Kore ve Tivoli yerleşimleri. Şimdi travertenlerin geldiği yeri görüyorsunuz. Tivoli de Roma'ya uzak değil. Bu nedenle malzemeler kolaylıkla Tivoli'den Roma'ya taşınabiliyordu. Önce Kore'ye bakalım. Kore çok güzel bir yer. İtalya'da Roma dışına seyahat edenleriniz bilir. İtalya'da seyahat etmenin en keyifli yanlarından biri bu ortaçağ tepe kentlerini gezmektir. Buralara gider, arabanızla, otobüsle ya da taksiyle kasabanın en yüksek noktasına çıkarsınız. Resim gibidir. En tepe noktaya çıkar, Dur. durup şehrin üzerinden inanılmaz bir panoramaya bakarsınız. Kore'de öyle yerlerden biri, ya. yani bir ortaçağ tepe kentidir. Ama şimdi Romalılara bakalım. Romalılar gittikleri her yerde yaptıkları gibi Koride'de tapınaklarını inşa etmek için şehrin en güzel yerini seçmişler. Bu tapınak Korideki tepenin neredeyse zirvesinde inşa edilmiştir. Koride'deki bu Herkül Tapınağı'nı görmek için arabayla tepeye kadar çıkmanız gerekir. Aslında tapınağın Herkül için yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz ama çok uzun süredir Herkül Tapınağı olarak biliniyor. Biz de bu ismi kullanmaya devam ediyoruz. Burada tapınan planını, önündeki küçük yapı kompleksiyle restorasyon çizimini ve tapınan şimdiki halini görüyorsunuz. Plana bakarsak karşımızda portikoda bağımsız sütunlarıyla yine bir Etrüsk planı olduğunu görürüz. Burada değil ama yukarıda görebilirsiniz. Bunun da tek bir merdiveni var. Bir tür piramidal merdiven. Cephesi ve kenarları var. Ama görüyorsunuz Yunan merdivenleri gibi tüm yapıyı çevrelemiyor. Sadece ön cephede. Yani yine sadece ön cephede yer alan merdiven basamaklarını, ön cephe vurgusunu, derin portiko ve portikodaki bağımsız sütunları ve bu örnekte tek bölmeli olan zellayı görüyoruz. Peki bu tapınağın çevresinde ne var? Evet, Sütün yok, peripteral bir tapınak değil. Pseudoperipteral de değil. Peki ne? Bir düz dikme gibi görünüyorlar. Bunlar duvar ayağı, yani düz dikmeler. Yani bu duvarlarda da bitişik elemanlar var. Burada görüyorsunuz ama düzleştirilmiş. Yani yine burada biraz Yunan etkisi taşıyan bir Etrüsk planı var. Burada Yunan etkisi yapının etrafının bir anlamda bir şeyle çevrelenmiş olmasıdır. Bu fikri ne dışlamışlar ne de gerçek sütun kullanmışlar. Onun yerine düz elemanlar kullanmışlar. Şimdi tekrar düzenleri tanıyan birine soruyorum. Bu yapıda hangi Yunan düzeni kullanılmıştır? Evet. Dor, Dor düzeni. Burada en basit, en sade düzen kullanılmış. Yunan doğru düzeni, triglifler, metoplar. T, R, I, G, L, I, F ve M, E, T, O, P. Birazdan size bir ayrıntı gösterip bunların ne olduğunu anlatacağım. Bu planda tapınağın yüksek podyumunu göremiyoruz ama o da bu tapınaktaki bir diğer etrüsk özelliğidir. Sonuç olarak bu örnekte de etrüsk ve Yunan unsurlarının ilginç seçmece özelliklerinin bir arada kullanılmış olduğunu görüyoruz ki bu da zaten Erken Roma tapınak mimarlığının tanımıdır. Kori'deki tapınaktan bir başka ayrıntı. Bu resmi çok kapalı bir günde çekmiştim. O nedenle yapının gerçek görkemi konusunda pek fikir vermiyor ama konumu ve çevresindeki güzel dağlık manzara hakkında bir fikir edinebilirsiniz. Burada dor düzenini daha iyi görüyoruz. Triglif ve metopları ile gayet sade bir tasarım. Triglifler 300 yivlerdir. Burada üstte görüyorsunuz 300 yiv ve aralarında kare paneller. Dönüşümlü olarak yerleştirilen 300 yivler ve kare paneller. Yani tipik Yunan dor düzeninin unsurları olan triglifler ve metoplar. Bunu örneğin Parthenon'da gördünüz. Burada da Romalılar tarafından kullanılmıştır. Burada Roma inşaat tekniği açısından ilginç bir başka şey daha görüyoruz. Sütunlara bakarsanız üst kısımlarının ivli olduğunu göreceksiniz. Yani yüzeylerinde şerit şeklinde oluklar vardır. Ama alt kısımları ivli değil. Görüyorsunuz ivler tam burada bitiyor. Altı düz. Bunun nedeni nedir? Helenistik dönem Yunan yapılarında bile bu uygulamanın olduğunu biliyoruz. Bu uygulamanın iki nedeni olabilir. Birinci neden sütunların kullanışlı olması ile ilintilidir. Altta neden yiv yok? Çünkü insanlar sütunların üst kısımlarına değil alt kısımlarına dayanıyor ve zamanla yivler kopup kırılmaya başlıyor. Bu nedenle alt kısımlara yiv yapmamaya karar vermiş olabilirler. Ama bu bir tür dekorasyon da olabilir. Çünkü yakında göreceğimiz gibi Pompei'de bezeme unsuru olarak kullanılan çok sayıda üstü yivli ve beyaz boyalı, altı ise yivsiz, kırmızı boyalı sütunlar vardır. Antik yapıların çoğunun boyalı olduğunu biliyoruz. Heykeller ise her zaman boyalıydı. Yani bu sütunlar geçmişte şimdi olduğundan daha süslü görünmüş olabilir. Böylece mermer kullanmanın bir anlamı da kalmamış olabilir. Yani bu yapıları incelerken bu bilgiyi de aklımızda tutmamız gerekir. Bugün size göstermek istediğim son yapı Tivoli'deki Vesta Tapınağı'dır. Bunun da yeri çok güzeldir. Milattan önce 80 yılına tarihlenen bir tapınaktır. Bu da olasılıkla Vesta'ya ait bir tapınak değil ama yuvarlak bir tapınak. Vesta tapınakları da genellikle yuvarlak planlıdır. Bu nedenle araştırmacılar arasında bu yapıyı Vesta tapınağı olarak adlandırma eğilimi vardır. Evet, M.Ö. 80 yılına tarihleniyor. Tivoli'nin özellikle çok yeşil bir kesiminde, çevreyi gören çok güzel bir yerinde inşa edilmiştir. Hemen yakınında bir şelale var tek kelimeyle muhteşem bir yer ve gördüğünüz gibi gayet girişimci bir ailenin de orada bu Sibilla restoranını açmış olması şaşırtıcı değil. Önünde şemsiyelerin altında oturup yemek yiyebileceğiniz bir verandası var. Bu milattan önce 80 yılında inşa edilmiş tapınak. Burada planını görüyoruz. Size bir de bunun ne kadar Yunan olduğunu görmeniz için Tivoli'deki Hadrianus villasında bulunan ve Venüs tapınağı olarak bilinen tapınağı gösteriyorum. Yunanlar yuvarlak tapınakları gerçekten seviyorlardı ve çok sayıda yuvarlak tapınak inşa etmişlerdir. Knidos'ta ünlü bir Venüs, Yunanlar için Afrodit tapınağı vardı. Hadrianus bu tapınağın bir kopyasını kendi villası için yaptırmıştı. Bu konudan daha ilerideki derslerde söz edeceğiz. Ama şimdi bunu size bu tapınağın antik Yunan çağlarında neye benzediği konusunda bir fikir sahibi olmanız için gösteriyorum. Zira bunun bir replika olduğunu düşünüyoruz. Yuvarlak bir yapı, tüm yapıyı çevreleyen bağımsız sütunlar, alçak bir podyum ve podyumu çevreleyen basamaklar var. Merkezinde de Venüs tapınağı. Yapının planına baktığımız zaman bunun da ona çok benzer olduğunu görüyoruz. Yuvarlak, tüm yapıyı çevreleyen bağımsız sütunları var. Ama göreceğimiz gibi daha yüksek bir podyuma sahip ve yuvarlak planlı olmasına rağmen merdiven sadece bir yönde. Yani yuvarlak bir yapının dönen, süreklilik gösteren bir yapı olduğunu düşünseniz de burada da bir cephe vurgulaması var. Sonuç olarak burada neredeyse saf Yunan tarzındaki bir yapıya bazı etrüsk özellikleri eklenmiş. İşte bir görüntüsü, çok iyi durumda korunmuş. Günümüzdeki haliyle Tivoli'deki Vesta Tapınağı. Bu ne düzeni? Korint düzeni, üç önemli Yunan düzeninden sonuncusu. Son derece gösterişli olan Korint düzeni. Biraz sonra bundan söz edeceğiz. Sütunlar bir frizi destekliyor, frizde girland ve libasyon kapları betimlenmiş. Burada ayrıca çok yüksek bir podyum görüyoruz, yani bir etrüsk özelliği kullanılmış. Yapı taş malzeme ile inşa edilmiş. Sütunlar ve kaide kaplaması yine traverten. Traverten'in hemen burada Tivoli'de çıkarıldığını hatırlayalım. Ve gördüğünüz gibi kapı ve pencere ayrıntılarında da traverten kullanılmış. Ama burada daha önce görmediğimiz bir şey görüyoruz. Hatırlayacaksınız, Roma'daki Portunus tapınağının podyumunda beton kullanımından söz etmiştim. Burada ise betonun Sella duvarının yapımında kullanılmış olduğunu görüyoruz. Eğer bu yapıyı Yunanlar yapmış olsaydı Sella duvarını da taştan yaparlardı. Gerekli kavsi vermek için her bir taşı özenle yontarlardı. Ama Romalılar işi kolaylaştırarak gerçekten akıllıca davranmışlardır. Yuvarlak bir yapı inşa ederken beton kullanmanın her bir taşı yerine göre yontup şekillendirmekten daha kolay olacağını idrak etmişler. Ve burada Sella yapımında beton kullanmışlardır. Burada hala işlevsel bir amaçtan söz edebiliriz. Ama kanımca bu yapı aynı zamanda betonun estetik olanaklarını sergilemeye başlayan bir yapıdır. Ama çok dikkatli bakarsak, önümüzdeki hafta bunun hakkında çok konuşacağız. Betonu suya, diğer dış etkilere karşı dayanıklı kılmak için bunu kaplamaları gerekiyordu. Onlar da çok ufak, farklı biçimlere sahip taşlardan bir kaplama yapmışlar ki buna değişken işçilik anlamına gelen opus incertum adı verilir. O, P, U, S, I, N, C, E, R, T, U, M. Bu malzeme betonun içine, beton henüz ıslakken hem betonu su geçirmez kılmak hem yüzeye taşımsı bir görünüm vermek için konur. Gördüğünüz gibi buradaki işçilik opus incertumdur. Duvardan yuvarlaklığını ve söz konusu opus incertum uygulamasını görebileceğiniz bir ayrıntı. Bu da başlıklardan bir ayrıntı. Burada korint başlıkları kullanılmıştır. Korint başlığının özellikleri nelerdir? İyon gibi bunun da volütleri var. Bu spiral volütler ama çok daha küçük ve narin olan bu volütler çiçekli bir bitki tasarımının içinde kullanılmıştır. Bu bitki akantus yani kenger bitkisidir. İtalya'da her yerde bulunan, her yerde görebileceğiniz bir bitkidir. Yani kendi coğrafyalarının doğal bir bitkisini kopyalamışlardır. Sütundan çıkıyormuş gibi görünen akantus yapraklarını spiralleri birleştirmek için kullanmışlar. Hep merkezi konumda göze çarpan bir çiçek de bu tasarımın bir parçasıdır. En başından belirtmekte fayda var. Yunanlar neredeyse sadece dor ve iyon düzenlerini kullanmışlardır. Korint düzenini de onlar keşfetmişlerdir ama bu düzeni Helenistik dönemin sonlarında ve gayet ender olarak kullanmışlardır. Romalılar üç düzeni de kullanmışlardır. Ama göreceğiniz gibi kendilerine en uygun tipin Korint başlığı olduğuna gayet erken bir evrede karar vermişlerdir. Bu derslerde göreceğimiz hemen hemen bütün yapılarda, tabi bazı istisnalar olsa da Korint başlığı kullanılmıştır. Neden özellikle Korint başlığına düşkündüler? Bu, bu dönem üzerinde düşünüp tartışabileceğimiz bir konu. Kanımca bunun iki önemli nedeni var. Biri, bu diğerlerine kıyasla çok daha dekoratif bir tipti. Ama daha da önemlisi Korint başlığı en azından bana göre her bakımdan en iyi seçimdir. Zira Korint her yönden hemen hemen aynı görünen bir başlık tipidir. Dor fazla sadedir. İyonda ise volütler sadece belli açılardan göze güzel görünür. Diğer açılardan pek o kadar hoş değildir. Ama burada nereden bakarsanız bakın aynı görünür yani son derece esnek ve kullanımı kolay bir başlık tipidir. Burada bir de kasetli tavan görüyoruz. K, A, S, E, T, L, I. Geçen ders buna kısaca değinmiştik ama şimdi tanımını yapalım. Bu tavana derinlik kazandırmak için yerleştirilen bir dizi kare şeklinde iç bükey kutucuktan yani kasetten oluşan bir tavan tipidir. Kasetlerin ortasında Korint başlıklarındakilere uyumlu, rozet adı verilen bir çiçek yer alır. Roma mimarlığında bu kasetli tavan yapısıyla ve rozet kullanımı ile sıklıkla karşılaşacağız. Size bir lokantadan söz etmiştim Sibilla. Eskiden berbat bir lokantaydı. Roma yapılarını fotoğraflamaya ilk başladığım yıllarda sanırım bugün olduğumdan biraz daha çekingendim ve eğer verandaya gidip bu tapınağın resmini çekmek istiyorsam burada yemek de yemem lazım diye düşünüyordum. Bunu şimdi asla yapmıyorum. Ama o zaman yaptım ve o lokantada iki kez yemek yemek gibi bir hata yaptım ve sonra uzun bir süre oraya uğramadım. Ama birkaç yıl önce tekrar tapınağı görmeye gittiğimde lokantanın büyütüldüğünü ve gerçekten hoş bir yer haline geldiğini gördüm. El değiştirmiş olmalı. Bu yemek yenen veranda. Denemedim ama bir dahaki sefere deneyebilirim. Bu dersi birkaç notla sonlandırmak istiyorum. Bu ilginç notlardan birisi bugün sözünü ettiğimiz tapınaklar kısmen taştan, incelediğimiz örnekler için söyleyecek olursak travertenden yapılmıştı. Ama Romalıların M.Ö. 146 yılında yani sözünü ettiğimiz bazı tapınaklardan daha erken bir dönemde M.Ö. 146 yılında Tiber nehrinin kıyısında tümüyle mermerden yeni bir Jüpiter tapınağı inşa ettiklerini biliyoruz. Yani inşaatlarda sadece yakınlarında bulunan yerel taşları değil, ithal mermer de kullanmışlardır. Bunu şimdiden bilmenizi istiyorum ki ileride bundan söz edebilelim. Ayrıca 142 yılında Jüpiter OMC tapınağının tavanının yaldızla kaplandığını ve çok uzun olmayan bir süre sonra da döşemenin renkli taşlarla yenilendiğini de biliyoruz. Yani artık birçok Romalı tapınakların öncekilerden daha gösterişli olmasını istiyordu. Bu dönemde yazılar yazmış olan çok tutucu bazı kişiler, Romalıların ahşap ve kerpiçten yapılan Etrüsk tapınaklarından uzaklaşıp fazla gösterişli bir zevke yönelmesini eleştirmekteydi. Ama bu yeni Yunan tarzı tapınaklar kesinlikle kalıcı oldu. Dersi Cicero'dan bir alıntı ile sonlandırmak istiyorum. Cicero, M.Ö. 83 yılındaki Büyük Roma yangınından sonra Jüpiter OMC tapınağının yeniden inşası hakkında şöyle diyor. Yangın felaketini göklerden gelen bir emir olarak görelim. Amacı Ulu Jüpiter'in tapınağını yok etmek değil, bize ona daha muhteşem, daha heybetli bir tapınak yapmamızı buyurmaktı. Bunun anlamı neydi? Bunun anlamı daha fazla Yunan, daha fazla Yunan görünümü ve daha fazla mermerdi. Son olarak Jüpiter OMC tapınağını daha da görkemli bir hale getirmek için yapılan bir girişimden söz edeceğim. O tarihlerde Romalı General Sulla Atina'yı yağmalar. Sulla Atina'ya gider, şehri yağmalar ve fetheder. Ardından şehrin en büyük tapınağına Zeus Olympios tapınağına gidip, Zeus Jüpiter'in Yunan karşılığı, tapınağın bazı sütunlarını alır, aslında çalar ve gemilerle Kapitolinus tepesindeki Jüpiter OMC tapınağında kullanılmak üzere Roma'ya gönderir. Bu sütunlar yaklaşık 17 metre boyunda ve masif mermerden yapılmıştı. Bu da size Romalıların M.Ö. 1. yüzyıldaki tapınak inşa etme hedefleri konusunda bir fikir verecektir. Teşekkür ederim.